Efendim her hafta olduğu gibi bu haftada haftalık gündemden haftalık konuları konuştuğumuz haftalık programına hoş geldiniz. Efendim bu hafta efendim. Büyük olaylı olaylı şeylerle geliyorum. Yani. Çok fena. Şu an için güzelmiş. Hadi lan. Marvel'ın birçok karakterinin böyle Iron Man, Spider-Man ve daha bulunduğu birçok karakterinin telif hakkını kaybetmek üzere ama şu aslında bize bahsedilen işte haber yapılan olay işte kaybetmek üzere oldu ama aslında gerçeği şöyle ki işte telif hakkına sahip olan birçok yazarların Amerika'daki bu telif durumundan dolayı işte telifleri tekrar üzerlerine almak için bir hak ortaya çıkıyormuş uzun yıllar yani bir süre geçtikten sonra onlar da bu şeylerden faydalanarak Marvel'ı dava etmeye hazırlanıyor işte Steve Ditko'nun ailesi gibi. Marvel da bunlar için bir savunma hazırlayacakmış. Amerika'da her zaman demişimdir herkes para gözdür, herkes her şeyi para için yapar. İşte o çok özendiğiniz Amerika bu arkadaşlar. Kapitalist tamam. Evet adam ve kadın lütfen. Birey. Ve bütün şeyler. Yani birey diyelim karşısında. Biz fanlar olarak sadece bu karakterleri bir arada ve tutarlı bir ortak evren zımbırtısında izlemeye devam etmek istiyoruz. Bunu bozmayın. Sevgili Disney ya da Marvel veya arkadaşları neyse parası verin. Evet. Verecekler. Zaten ya daha önce böyle bir dava bu arada DC ve Superman'in işte yaratıcıları hakkında falan da çıktı. Ama DC'nin tabii kazandı. Superman'in işte o çizen... Bu mu kazandığı portre? Ha? Şu an kazanmış gibi duruyor yani DC sevgili hali. Tabii. Bu kazanmış hali. Bir de kazanmamış halini siz düşünün yani. Şey de çok garip. Bayağı işte o zaman DC'yi savunan avukat şu anda Marvel'ı savunuyor ve o zaman işte Superman'in yaratıcılarını temsil eden avukat da bu sefer işte Steve Ditko ve diğer Marvel yazarlarını şey yapıyor. Yani aynı davayı şu an Marvel kendi içerisinde görüyor. Ya aslında çok da bu hukuk filan avukatların para kazanmak için çevirdiği bir dolap sevgili arkadaşlar. Yani. Bakalım ya çok çok bir şey olacak. Çok şey. Pardon. Estağfurullah. Çok işte olacak hani insanların böyle abarttığı kadar aman Marvel gidiyor mu? Marvel karakterleri çıkıyor mu? Muhtemelen hiçbir şey olmayacak. Yani davayı kaybetse bile Disney adamlara parasını ödeyip bence devam edecek yani. Anlaşır onlar. Star Wars'ta bizim çok önemli karakterlerinden biri olduğunu zannettiğim Snoke'un başına gelenler Andy Serkis'i de üzmüş. He. O hikaye. Adam yani bayağı İnanamamış diyor ya şeyde senaryoyu okuduğumda falan inanılmaz üzücü gelmişti diyor. Hangimize gelmedi ki? Ben bu haberlere gıcık kapıyorum açıkçası. Bu tarz böyle film çıkmış 5 sene olmuş millet işte aslında çok da memnun değildik falan ama kardeşim dökülen süt yalanmaz veya kırılan öteberi falan şey yapılmaz tamir edilmez. Sibir. İşte o karıştı kafam. Potpourri filana gitti aklım ne alakası. Öteberi demeye çalışıyordum. Her neyse. Kısacası bunlar böyle bizim ya evet o film kötüydü duygumuzu pekiştirmeye yarayan haberler gibi. Evet. Artık iş işten geçmiş yıllar ya. O zaman laf etseydin Andy Serkis gidip yönetmenin, yazarın, birilerinin, Kathleen Kennedy'nin filan kulağını çekseydin. Yani emin misiniz, emin misiniz? Artık iş işten geçmiş dökülen meşrubat tekrar bardağa konmaz. Bunlar bir, şey. Bir yerlerin atasözleri değil mi? Farklı. Aynen Zimbabwe. Niye benim de ilk aklıma Zimbabwe geldi? Zimbabwe böyle bir ülke. Acaba haberleri var mı burada? Şu an bizi cancel'ladılar. Fragmanlar geldi. Geçen gün Netflix Tudum Tudum etkinliği oldu. Netflix Tudum etkinliği de güzel bir isim. Tudum o ses efektinin ses efektinin etkinliği. Aynen. Sandman'in fragmanı geldi mesela. Evet. Gördün mü? Nasıl buldun Sandman fragmanını? O Sandman'i seven birisi olarak o fragman tabii ki bir de işte ilk öykünün en başı hemen var fragmanda. O sahneleri böyle tam olarak çizildiğinin neredeyse birebir aynısı bir şekilde görmek falan heyecanlandır tabii ki. Sandman güzel bir öykü. Diziye de abuk subuk hale getirmeden aktarırlarsa eminim eğlenceli olur. Charles Dance zaten bu kanalın gelmiş geçmiş hayran olduğu amcalarımızdan, dedelerimizden birisidir. Onu da öyle kendine akıtması sahneler güzel. Roderick işte Burgess karakterine böyle işte Charles Dance'i seçtiklerinde dedim daha iyi şey bulamazdık herhalde. Burgess bulamazdık. Çok oturuyor yani yüz şeyleri de oturuyor. İşte ritüel yapma bir kült lideri konumunda oturtturuyor.
Diğer taraftan yani az önce söylediğin gibi Prelude'ler ve Nocturne'ler Sandman'in ilk cildinin o başlangıç kısmını hatta Netflix işte kendi resmi hesaplarından da yaptı. Böyle bir tarafta trailer, bir tarafta işte çizgi romanın asıl hali ve birebir yapmışlar yani çok iyi bir şekilde yapmışlar. Ama diğer taraftan da ya Morpheus'un kendisi, rüyanın kendisi oynayan aktör artık aktör dememem gerekiyor herhalde. Yani birebir yapmışlar böyle Sandman'deki o rüyayı. Ya, gördünüz mü? İşinizi çok iyi yapınca sizden aktör olarak bile bahsedilmiyor. O kadar iyi. Oyunculuğun laneti. Ben şey diyorum yani Neil Gaiman artık gerçekten bu adamı bir yerlerde görmüş. Morpheus gerçek. Onu bedenlemiş yani bu fragman için. Çok çok iyiydi. Ben bayıldım gerçekten. Beden iyiydi. Hemen aklıma çizgi roman panelindeki adamın bembeyaz ten rengi geldi. Tıpkı Halit'in saçları kadar beyaz olan ten rengi geldi. Filmde, dizide tabii o kadar şey değil. Daha normal, gerçek bir şey görmek. Şeyleri falan iyi. Elmacık kemikleri çok evet, bunlar, elmacık kemikleri şey. Falan güzeldi. Güzel olur inşallah. Umarım çok güzel bir şey yapar. Çok heyecanlıyım. Bir diğer... Ya, Cowboy Bebop'un dizisi geliyor. Bunun daha önce işte konuşmuştuk. Oyuncu seçimlerini falan konuşmuştuk. Trailer'ın da daha doğrusu trailer'ı değil de jenerik ilk açılış jenerini izletti. Şöyle bir şey yapıyorlar abi Cowboy Bebop'ta. Gerçekten hani hayranlar işte izlerken şey diyor. Ya bu güzel değil, güzel olmayacak falan ama adamlar nereye oynayacaklarını çok iyi biliyorlar. Yani tanıtımları çok güzel dizinin. Böyle işte jeneriklerini yapması hani diziden gösterilen her şey böyle insanları heyecanlandırmaya yönelik. Çok kötü çıkabilir. Hala çok kötü çıkma ihtimali var ama heyecanı güzel yaratıyorlar yani. Ben izlememiş birisi olarak jeneriği izleyince dedim ki aa bu neymiş oldum. Bayağı ilgimi çekti açacağız. Çok güzel yani işte animeyle az önce gösterdim animeyle bayağı birebir. O hayranlar için falan. Bir numara yani. Ben sadece hani jenerik başlı başına ilgimi çekti demek istedim. Hadi evet. Lütfen ağzıma başka laf koymaya peki. Çalışma. Daha hiçbir şey söylemeden geç diyorsun yani bunda. Yok sen söyleyeceksen söyle ama yok, ben sana bir verdim. Bu kadar yani. Ben şey de söyleyeyim hani trailer'da bayağı orijinal animeden sahneler işte görüntüler, görseller, hikayelerin birçoğu muhtemelen olacak. Onları trailer'a koyarak hani merak etmeyin biz sevdiğiniz hikayelerin birçoğunu işleyeceğiz dediler. Umarım yani hala daha dediğim gibi kötü bir şey olabilir ama hype yarattılar. Tom Hanks ve onun hem robot hem bir arkadaş yetmemiş hem köpeği evet. Hem robotu var. Post-apokaliptik filmi Finch'ten. Ama öyle dediniz yani resmen öyle. Evet. Bir tontişlik merkezi yetmemiş evet. İki tontişlik bir merkezi koyacak. Double Tom Hanks şey, tontişliği görecek. Bakın bir de yavru bebek falan böyle boncuk boncuk evet, bakıyor. Evet. Tom Hanks'in küçüklüğü falan böyle. Daha ne olsun ve bir sürü kedi falan. Abi resmen... Yani bence biraz şöyle bir şey, biraz formül. Bayağı keyifli bir film olabilir. Yani izleyince bayağı hoşuma gidebilir ama Tom Hanks tam tontişliği artı postapokaliptik artı yapay zekalarla arkadaş olmalı mıyız, olmamalı mıyız tartışması bilmem ne. Ama ortada yani çok da bir böyle şey bir film yok gibi yani çok da sürükleyici ve manyak bir film yok gibi. Böyle daha çok işte Castaway ile ne bileyim ben Wall-E arası bir şey izleyeceğiz evet, gibi yani. Evet daha duygusal daha duygusal. İşte şey filmi izleyeceğiz gibi. Yani böyle filmin belli ki sonunda bir mücadele olması sebep olan bir öyküsü var ya böyle bir şeylerden kaçıyor diyor sadece fırtına değil. Evet. Daha bir şeyler kaçıyor falan. Ondan filan biraz tırışka gibi daha çok robota işte yürümeyi öğretmesi, yemek yemeyi öğretmesi, seni seviyorum demeyi öğretmesi filan tarzı sahnelerle kalbimizi çalacak gibi. Şeyi güzel yani işte... Kendisinin yaşamını görüyor işte köpeğini tamamen hani devam ettirsin köpeğini sahiplensin. He doğru öyle bir espri öyle bir mi? Şey doğru. Yapmışlar o kısmı güzel ama fragman çok şey gösteriyor. Yani ben ona birazcık evet, takılım filmi fragman. Gösteriyor gibi fragman. Yine izlemeyin fragmanı. Siz bizden aldıysanız haberi merak edip izlemeyin. Sinemada izlersiniz ya da güzel. Evinizde televizyondan şeyde işte HDMI tak. Öyle. Geçen hafta haftalık yorumlarında falan buna kızmışlardı. İşte Ömer Can'ı bulmuşsunuz, nasıl Doktor Who konuşmazsınız falan demişlerdi. Biz böyle işte çekip hani daha sonra yayınladığımız için böyle birkaç gün araya sapabiliyor ama Russell T. Davies Doktor Who'ya geri dönüyor 60. yılında. Ne diyorsun abi? Vallahi hocam ben Doktor Who'dan pek ümitli değilim artık. Aa. Bunun ama sebebi şu, kendim subjektif olarak ümitli değilim. Yani güzel şeyler yapabilirler ama Doktor Who öyle bir şey ki her yeni doktor geldiğinde falan özellikle bir takım eskiden kalan şeyleri tekrar tekrar farklı kılıflara koyup tekrar tekrar yeniliyorlar. Yani hı hı. En son neydi Judy abla? Judy ablanın kısmını ben artık yani Capaldi'de de ben baymıştım. Judy abla da ekstra baymama sebep oldu. Çünkü yani gene aynı şeyler gibi geliyor bana açıkçası.
Russell T. Davis gelip de böyle bugüne kadar yapmadığı, denemediği şeyleri denerse, yeni bir deneysel yaklaşırsa, bugüne kadar Doctor Who'da denenmemiş tarzlara gidilirse, atıyorum böyle bütün sezonu kapsayan, devam eden bir arkası yarıncılık mesela olabilir. İşte ne bileyim ben, TARDIS'ten bilmemden kopmacalar olabilir. Daha yani bir böyle şaşırtırsa olabilir. Ama bence yeni doktor olacak mı olmayacak mı o kısmını zaten bilmiyorum. Ama yani bütün, yani bir yenilik olmuyor Doctor Who'da. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorlar gibi. O yüzden bana bir özel heyecan yaratmadı yani. Ya bu konuda aslında biz Doctor Who fanları olarak da birazcık çuvaldızı kendimize batırmamız lazım herhalde. Çok muhafazakar bir kitle Doctor Who kitlesi. Yani yeniliğe ne kadar açık ondan emin değilim. Yani bir şey geldiğinde yeni şeyler yapacağım falan dediğinde yine insanların tepkisini çekebilir. Ha, belki de şu açıdan belki güzel olabilir. İşte bu Doctor Who'yu artık böyle eski izleyenler değil de yeni nesil, yeni jenerasyona Doctor Who'yu sevdiren bir adam olarak tekrar yeni tanıtan birisi olarak gelebilir. Belki. Ama işte bence zaten Judy abla da birileri ilk defa izledi ve birilerinin dışına gitti zaten. Ama sürekli devam, yani şey, ta eskiden beri izleyenler bir yenilik bulamıyor zaten. Yani. Evet. Benim söylediğim o. O yüzden ben bilmiyorum, Russell T. Davis şimdi gelince de bu yaşında adam biraz daha böyle nostaljik yaklaşık. Bir de bence İngilizlerde de, İngiliz olmaları da alakası var. Yani onlar böyle gelenek böyle kafaları takıyorlar, böyle hoş buluyorlar bu tarz şeyleri. Bence eskiden yaptıklarının üstüne süs kondurulmuş halini gene yapar gibi geliyor. Ben o yüzden yani bunu tekrar dönüp tekrar izlemek için bir bahane olarak görmüyorum. Bakalım artık, umarım en azından birazcık heyecanlandırır, birazcık canlandırır o mecrayı. Ben heyecanlanmıyor diye bunu 50 kere söyledim. Heyecanlanacaksın. Heyecanlandıracağız yavaş yavaş falan. Witcher konuşmadan kalkmayı düşünmeyin. Sakın öyle bir şey olmaz. Witcher sorumlu müdürü olarak ben geldim. Şöyle, ikinci sezona dair bir sürü şey söylediler. Evet. Yetmedi. Tudum'da da ikinci sezonla ilgili bir sürü şey söylemeye devam ettiler. Ben bunların hiçbiriyle ilgilenmeyeceğim çünkü sneak peek yayınlandı, teaser yayınlandı, bir şeyler oldu. Sana iki tane şey söyleyeceğim. Yedi tane şeyin arasından iki tane şeyden bahsetmek istiyorum. Güzel. Bunlardan bir tanesi yeni animeler çekeceklermiş. Hmm. Nightmare of the Wolf'u izlemiş miydin? İzledik beraber Deniz'cim. Evet. Hafızam burada seni bir şey yapıyorum. Bu kadar da sahte olunmaz yani. Güzeldi. Nightmare of the Wolf, of Wolf veya güzeldi. Yeni animasyonlar çeksinler bence gayet. Diziden daha bile güzeldi belki. Bilmiyorum. Yani dizinin, çünkü dizisel bir takım şeyler oluyor, kısıtlamalar olabiliyor. Animasyonun o kısıtlama olmuyor. Ne istiyorsalar işte çiziyorlar falan. O açıdan animasyon bayağı iyi, yapsınlar ne güzel. İkincisi ise şu, Witcher evreninde geçen ama çocuklara uygun, family friendly dedikleri bir seri planlıyorlarmış. Bunun hakkında ne düşünürsün? Bunun hakkında olumlu şeyler düşünmem. Beni ilgilendirmez. Ne çocuğum var karşısına geçeyim onunla beraber izleyeyim, ne de ben artık çocuğum. Ben kanlı memeli şeyler görmek istiyorum. O yüzden çocuklara uygun Witcher. Yani zaten bir de bugüne kadar Witcher'ın oyunu olsun, kitapları olsun, işte dizisi ve şu bir tane izlediğimiz animasyon olsun, hiçbiri çocuklara göre değil. Niye bunu alıp çocuklara sokuşturmaya çalışıyorlar? Tabii ki para kazanmak için, onu biliyoruz ama hani bunu çocuklar orasını izince burası da merak edecek filan. Ya ondan sonra evde korsan korsan izlesinler. Boş bir şey değil. Yapımcı demiş ki benim çocuklarım var, Witcher'ı izlemek istiyorlar, izleyemiyorlar. Bir de Witcher'da sadece böyle gore şeyler değil, şiddet, cinsellik değil. Witcher'ın böyle konuşulması gereken büyük konuşmaları da var. İşte ırkçılık meselesi gibi. Bu gibi şeyleri böyle onları çıkartıp çocuklara uygun bir hale getirirsek, işte canavar kovalıyoruz süsret esnasında. Belki işte böyle konuşması zor olacak şeyleri çocuklarla konuşmaya başlayabiliriz gibi bir şey söylemiş. Allah Allah, bu görev Witcher'a mı kaldı yani? Bilmiyorum. Bugüne kadar bir sürü edebiyat bilmem ne eseri falan. Git o zaman Dostoyevski'yi çocuklara uyarla. Bu da bir şey yani. Çok mantıklı. Lütfen Dostoyevski'yi uyarlayın. Yine de tabii ikinci sezonu gayet heyecanla bekliyoruz ve geri kalan sadece iki tane şey söyleyeyim mi? Henry! Geri kalanları da sitemizde, onları da mutlaka okuyun eğer heyecanlıysanız ve Witcher evreninden haber almak istiyorsanız. İnternet buna hazır değil. Mario kardeşlerin filmi geliyor ve Chris Pratt oynuyor. Filmi deyip de yanıltma millet, animasyon. Evet, animasyon filmi geliyor. Buna insanlar çok takıldı ve şey yaptılar bayağı. Chris Pratt'in kafasına Mario'lar, Mario şapkaları taktılar. Böyle bıyıklar falan yaptılar. Bayağı eğlenceli bir şey oldu. Acaba böyle İtalyano gibi konuşacak mı Chris Pratt? Herkes buna takılmış. İnanılmaz gerçekten. İnsanlar şey diyorlar işte, whitewashing yapıyorlar falan. İtalyanlar, biz white değil miyiz şerefsiz? Ne oluyor yani? Pek değilsiniz şimdi yani. Biz Akdenizliler olarak. Daha da garibi işte, hani whitewashing yapma, zaten bunu Japonlar yaptı ya. Yani Japonlar böyle bir
İtalyan bir karakter yaptılar işte stereotiplerden falan. Ondan sonra bu yani neyi tartışıyoruz gibi bir şey oluyor birazcık. Boş ver, bunu tartışmayalım. Biz evet. Filme sevinelim. Çünkü kadro gerçekten inanılmaz. Sadece Chris Pratt değil. Jack Black var. Her zaman severiz. Şey var. Neydi adı? Charlize Theron, Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key ve Seth Rogen. Evet. Seth Rogen falan. Aynen. Bayağı matrak bir kargo. Ay kargo, kargo değil, kadro. Merhabalar. Daha geldi. tabii ki herkesin aklına gelen senin de yazıda yani sizin de bahsettiğiniz işte 1900 bilmem kaç filmi olan zavallı Mario filminin mirası. Düşün, o film o kadar kötüydü ki koskoca dünyaca ünlü dünyanın en meşhur markalarından biri olan Mario'nun yeni bir filminin bir şeysinin çekilmesi için aradan 80 yıl hakikaten 30 yıla yakın zaman geçti, geçmesi gerekti. 94 ben de yaş yani. Ama yani bu seslendirme kadrosu gösteriyor ki bu iddialı bir proje olacak. Evet. Öyle kıçı kırık bir proje olmayacak yani. Tabii tabii. Nintendo Direct isimli fuarda falan bayağı böyle büyük bir şey olarak finanse ettiler yani. Gayet de insanlarda beklenen şeyi uyandırdı. İnternet birkaç gün falan bunu konuştu yani. İşte Chris Pratt muhabbetini falan çok konuştu. Yani işte animasyon olması gayet güzel bir haber. İşte bu film falan değil de işte seslendirme kadrosu olarak olması güzel bir haber. Ya Mario da sevdiğimiz bir karakter. Gelsin izleriz diye düşünüyorum ya. Ya yani. Mario sevdiğimiz bir karakter falan değil canım. Ne yapmış bugüne kadar Mario değil böyle wow işte Mario'nun prenses kurtarması benim çocukluğumu aşmamı sağlıyor. Evet. Öyle bir şey yok. Sadece popüler bir oyun. Yani umarım bu şey oyundan platform oyunu zamanla geliştirmiş Yoshi'lere bilmem nere varmış çılgın dünyasından seyirlik hoş bir senaryo çıkarmayı becerirler. Peki efendim, artık diyecek söz yok. DC evreni bu sefer DC pardon. Comics belgeseliyle geliyor. Yani artık DC Comics'in işte çizgi roman yaratma, dedektif comics kısımlarının olduğu bir belgesel. Bugüne kadar yok muymuş ya böyle Marvel DC falan hakkında büyük büyük belgesel? Kesin televizyon için yapılmış vardır aslında. Geçenlerde mesela Marvel en son bu şeylerden önce Marvel Legends falan diye bir şey çıkarttı. Ama o yine çizgi roman evreni için değil, işte bu Marvel Cinematic Universe'de 2009'da başlayan Iron Man filmiyle başlayan hepsini tek tek anlattılar. İşte Iron Man'i şöyle çektik falan gibi bir belgesel vardı. Bir de daha sonra sanırım Disney Pixar şeyi animasyoncularının yaptığı işte Disney Pixar'da çalışmak nasıl bir iş gibi böyle bir animasyon yaptılar ama DC ve Marvel'ı görmedim. Eğer varsa öğrenmenizi isterim. Çizgi roman belgeseli güzel olur yani. Hele hele 1940'ları 50'leri 60'ları falan ben şey evet. Olarak çok merak ederim. O zaman ne tarz atmosferlerde çiziliyormuş, nasıl yapılıyormuş falan. Yani şey falan 70, ara sıra böyle Stan Lee'nin falan işte şeyleri düşer ya. İşte Spider-Man'i yarattığında işte ona bok gibi dediler falan işte ama ben devam ettim falan konuşmaları bile aslında çok zevkli. İzlemesi güzel konuşmalar oluyor. Evet. Onları şöyle bir belgesel tarzında izlemek güzel yakışır. Olabilir. Kesinlikle. Şeyde başına Leslie Iwerks seçilmiş. İşte projenin başına Akademi ve Emmy adaylıkları bulunan. Güzel. Ben kefilim Leslie'ye. Leslie'ye varım falan. Bakalım. Bu da böyle en azından DCU'dan daha başarılı olur şimdi. Bugünkü kere laf soktu. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Witcher evreni hakkında heyecanlı mısınız? Witcher gelecek sizce böyle friendly family ürünleri izler misiniz? Çocuğunuza Witcher izletir misiniz? Sandman ve Cowboy Bebop dizileri için heyecanlı mısınız? Sizce Mario güzel bir karakter mi? Hepsini yorumlara yazın. Hoşçakalın. Gelecek haftalıkta görüşürüz. Bay bay. Tavşan mı yapıyor?